İstanbul'da babamın 50 sene bol kepçe lokantası vardı. Benim de lakabım bol kepçe. Biz sulu yemek üzerine başladık bu işe. Ben bu Çin'e geldiğimde eşimden dolayı kimse adımı bilmiyordu. Enişte, enişte diye diye enişte kaldı adım. Arabam da vardı, şeyim de vardı ama buraya geldiğimde bir Şahin arabam vardı. O Şahin arabamı sattım, kendime de 365 gün ceza verdim. Ve 365 gün dolduktan sonra arabamı aldım. Dükkanıma geldiğim zaman önce dışarıya çıkar, dükkanımı güzelce ön tarafını yıkarım. Ondan sonra sularım, ondan sonra içeri gelirim, ızgaraya bakarım, ızgarada çalışırım. Yorucudur ama parası insanın yorgunluğunu dindirir. Tatlı meslektir, güzel meslektir. Müşteriden teşekkür aldıkça hep keyif alırsın. İnsanın hiçbir yorgunluğu kalmaz. İstanbul'da babamın 50 sene bol kepçe lokantası vardı. Benim de lakabım bol kepçe. Biz sulu yemek üzerine başladık bu işe. Şu an köftecilik yapıyorum. Fakat babam 50 sene sulu yemek üzerine dükkan çalıştırdı. Onun bilgisiyle köfteci dükkanımı öyle kurdum zaten. Yoksa öbür türlü temelden öğrenemezsem bu işin ilerletme şansım olmazdı ki. Şimdi bu işler adamı yorucudur ama parası insanın yorgunluğunu dindirir. Tatlı meslektir, güzel meslektir. Müşteriden teşekkür aldıkça hep keyif alırsın. İnsanın hiçbir yorgunluğu kalmaz. Devamlı sürekli işin başındayım. Devamlı müşterimle hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Hatırlarını sorarım, masaları gezerim. Cemmedim çünkü gönül haddini bilsin. Vaktiyle ben gençliğimde işte İstanbul'da arabam da vardı, şeyim de vardı ama buraya geldiğimde bir Şahin arabam vardı. O Şahin arabamı sattım, kendime de 365 gün ceza verdim. Ve 365 gün dolduktan sonra arabamı aldım. Tabii yani hırs verdi, güç verdi. İlla ben bu 365 günü tamamlayıp kendime bir araba alacağım diye öyle o günü bekledim. Buraya geldim, köftemi yapmaya başladım. Burada Tahsin amca vardı, en eski dükkan. Onunla beraber dost oldum. Onunla beraber devam ettim köfteciliğe. Kendim de bir şeyler katarak bugüne kadar geldik. Allah rahmet eylesin. Köfteciliğin şeyini ondan öğrendim. Dükkanımı yeniden büyütmek için kendim yaptırdım. 6 ay 20 gün sürdü. Geceleri işçileri soktum, sabahleyin çıkarttım, sabahleyin temizliğimi yaptım, işime başladım. Bir gün dükkan kapatmadan hepsini bu hale getirdim. Yani kolay olmadı. İlk buraya bütün yenilikleri Çin'e ben getirdim. Masasından tut, sandalyesinden tut, fotoselli kapısından tut. Dükkanıma geldiğim zaman önce dışarıya çıkar, dükkanımı güzelce ön tarafını yıkarım. Ondan sonra sularım, ondan sonra içeri gelirim, ızgaraya bakarım, ızgarada çalışırım. Oradan çıkarım, ortada müşterimle ilgilenip garsonluk yaparım. Sipariş alırım, sipariş aldıktan sonra dışarıya çıkarım, araba çeviririm. Yapmadığım iş yoktur burada, her işe koşarım. İşimi severek yaparım, işime de aşığım. Bu işte çalışıp sevmek lazım. Başarıya gitmek için her işi yapmak lazım. Başarı böyle gelir. Öbür türlü otur, nasibimi Cenab-ı Allah verecek diye beklenmez. Nasibini yeri geldiğinde kendin çevireceksin. İstanbul'a gidiyordum. Gece saat 3:30. Yolda kalp krizi geçirdim. Kalp krizim tutunca arabayı sağa doğru almak istedim ama hatırlamıyorum ondan sonra. Ve eşim ambulansı arayıp yanımıza gelene kadar tam 12 dakika geçiyor. 12 dakika kalp krizi geçirip doktor yaşayan çok az gördük dedi. Ve ben şaşırdım.
aynı gece içerisinde devam ederken yola gene kalp krizi geçirdim. Bu sefer nabız mabız her şey gitmiş. Kolumdan, damardan kalp iğnesi vurdular. Oradan tekrar hayata çevirdiler beni. Ara verdikten sonra şimdi 7 sene damadıma bıraktım. Damadıma bıraktıktan sonra baktım ki işler iyi gitmiyor. İzledim, dipledim. Ondan sonra tekrar geri aldım. Aşağı dükkanımı da ona verdim. Anladım ki deveden terzi olmaz. Arabayı çevirmeye başladığımız zaman el işaretiyle araba perona doğru, ondan göz göze geliriz. Göz göze geldiğimizde ufak bir gülümseme mimikleriyle onlar da bizi sağ olsun kırmaz, peronumuza girer. Şimdi ben yolun kenarında 7 sene araba çevirdim. 7 sene zarfında dükkanıma müşterilerimi aldım. Ben bu işi severek yapıyorum ve müşterimle göz göze gelerek, gülümseyerek bu şekil araba aldım. Ürünlerimi şöyle söyleyeyim, kasaptan hayvanın belirli yerlerinden kıyma yaparım. O kıymanın içine kimyon, tuz, soğan katarım ve bu günlük kıyma olur. Günlük kıymamda ertesi güne kaldığı zaman kullanmam. Çünkü kattığımız kimyonun, tuzun, soğanın yüzüne vurur. Yüzüne vurduğu zaman da köftenin lezzeti kaçar. Günlük olması lazım. Çünkü günlük olmazsa bu köfte aynı lezzeti, aynı tadı vermez. Onun için günlük köftedir bizde. Gaz basan var, işte koruyucu madde koyan var, şey yapan var. Bizde öyle şey asla yoktur. Bizde saf, doğal. Çünkü bunu yapmazsam bugün yediği köfte, 10 yıl önce de yediği köfte aynı lezzet, aynı tattır. Değişmez. Şimdi bizim kabak tatlımız olsun, işte yeşilliklerimiz olsun. Yeşilliklerim gündüz taze gelir. Tarladan yapar, dükkanıma gelir. Ben taze yeşillik kullanırım. Kabak tatlısına gelince kabağını alırım. Çekirdeklerini çiftçime veririm. Çiftçim eker, tekrar bir dahaki yıl sonra kabağını bana getirir. Biz şekerden, glikozdur, şudur budur asla kullanmayız. Doğaldır ürünümüz. Muğla'ya kadar bir ton köfteci var. Hepsi işte bu sektörde ekmek yiyor. Çok güzel şeyler. Biz bunlara önce olabildiysek ne mutlu bize. Haftanın her günü dükkanımız doludur. 24 saat dükkanımız gece 2'de kapanır, sabahleyin 7'de açılır. Biz devamlı sabah kahvaltısından tutun, akşam yemeği, öğlen yemeği olarak hepsini müşterimize sunuyoruz. Ve gördüğünüz gibi dükkanımız devamlı dolar taşar. Dükkanımızın ismi duyulmuştur. En çok çalışan dükkanlardan bir tanesidir. İnternette en çok duyulan listesine dükkanımızın her daim dolu olduğunda bu şekilde girdik internet listelerine. Günümüz burada şöyle başlıyor. İşte doğudan batıya, batıdan güneye hangi arkadaşımız geçerse uğrayanlarla hoşbeş sohbet ederek, akşama kadar bunlara hizmet vererek biz bu işi hep böyle devam ediyoruz. Güler yüzlü şöyle söyleyeyim, bizden çok bayilik istiyorlar. Biz altyapısını geliştirerek mühendislerimle, işte gıda mühendisim, sistem mühendisim bunlarla birlikte altyapısını hazırlayıp hazır hale getirdik. İnşallah nasip olursa çok bayilik istiyorlar. Fuarda nasip olursa bayilik dağıtmaya başlayacağız. Bu markayı tek noktada tutmak haksızlık olacak. Ömrüm oldukça bu markayı yeni gençliklere, yeni nesillere, hepsine dağıtmak istiyorum. Para gençken kazanılır. Gençlerin önünü her zaman açmak istiyorum.